Biz şimdi boyunun 8 metre olması, birinci bizim anlatılan 8. imam soyundan geldiğini temsilen olduğu söylenir. Tekrar aynı şekilde Cüneyt Baba var. Cüneyt Baba'nın da mezarı 8 metredir. O dağda şey yapıyor. İkinci bir anlatım da bacısıyla burada şehit oldu. Hani ayağı uçlu, baş uçlu dediğimiz şekilde çift mezar olduğu söyleniyor. Şimdi 8 tane sembolün de orada 5 tanesi Ehli Beyt'i temsil ediyor. 3 tanesi de halifeleri temsilen yazılıyor. Muhtemelen biz bunu yani belki 3-5 sene önce öğrendik. Yine buraya araştırmacılar, gelen araştırmacılardan öğrendiğimiz işte Osman, Ömer, Bekir diye o halifelerin isimleri Halife Civan'ın olduğu yere yazmışlar. Belki o dönemde hani geçmişte biraz da alevilik sıkıntılıydı. Hani kendini ifade edemiyordu. O zamanki burayı restore edenler veya yapanlar hani onlar da bulunsun. Bir ayrımız kayrımız yok gibisinden bulmuş olabilirler. Kadrolu imamı yok yani. Biz yaklaşık 2 yıldır falan köyümüzde imam yok. Bu her yerde olduğu gibi burası şimdi mutlaka burada da bir asimilasyon çalışması yapılmış. Onun için doğal varlıkları koruma kanunu kapsamında burası tescilli türbemiz. Ama türbeyle beraber türbenin bir kısmını da cami olarak tescillemişler. Burası genelde Mayıs'ta başlar. Mayıs ayında ta ki hani 12.ye kadar ziyaretler devam eder. Yani ada kurbanları genellikle ada kurbanları gelir. Son zamanlarda biz etkinlik yapıldıktan sonra tanıtım çoğaldıktan sonra yıllık yaklaşık yani belki az söylemiş de olabilirim ama 15 bin kişiye yakın bir ziyareti olur.